zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer top oynar eski hamam içinde. Hamamcının suyu yok, oduncunun baltası yok. Sokakta bir tazı gezer, boynunda halkası yok. Varvaranın, sürsürenin, baykuşu çok olur viranenin. Karadeniz'in martısı, zeytinyağının tortusu. Pek hoştur pilavın yoğurtlusu. Akdeniz yağ olsa, Karadeniz bal olsa. Şöyle bir karnımı doyursa. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diğerlerin birinde, küçücük bir köyde. Aklı sivri, kafası kel, sohbeti hoş bir keloğlan yaşarmış. Şu dünyada anasından başka kimsesi olmayan keloğlan yaşadığı köyün çobanlığını yaparmış. Köyde iyi huyluluğuyla bilinir. Kimsenin köpeğine hoş, tavuğuna kış demezmiş. Sabahları erkenden kalkar. Nerede otlu bayı, nerede sulçe varsa dolaşır dururmuş. Öğlen sıcağı tepesine vurunca bir ağacın gölgesine oturup ızırını çıkarırmış. Günlerden bir gün keloğlan ne çıkardı bir şerbetini, anacığının verdiği bir avuç leblebiyi küçük küçük afiyetle yemeye başlamış. Birazdan çok susamış ve doğruca kuyu başına gitmiş. Tam kovayı kuyunun içine sallayacakken avucumdaki son kırık leblebi düşmesin mi kuyunun içine, keloğlan başlamış avaz avaz bağırıp çağırmaya. Kırık leblebim boyladı suyunu. Vermezsen kırarım taşını. Göğe fırlatırım kovanını. Deyince birden kuyunun cini belirivermiş. Keloğlan, senin kırık leblebi süper eğlencesinde yendi bitti. Onu geri alamazsın. Pirili diyara asla varamazsın. Onun yerine dile benden ne dilersen demiş. Keloğlan düşünmüş, taşınmış, et biraz da kaşınmış ve diyeceğine karar vermiş. Bir sofra isterim demiş. Kocaman bir sofra olacak. Açıl sofram, açıl deyince açılacak. Üstünde kaymaklı kadayıflar, çıtır çörekler, börekler, baklavalar. Kuşu da eksik kalmayacak. Yendikçe taşacak, azaldıkça artacak. Kapan sofram, kapan deyince kapanacak. Şıp diye şu evime sığacak. Masal bu ya. Keloğlan lafını bitirmeden önce pullu bir sofra bezi belirivermiş. Bunun cinne sofra bezinin sırrını kimseye söylemesin diye Keloğlan'ı tembihlemiş. Bak Keloğlan, sofraya güvenip tembellik edip çalışmamazlık etmeyesin. Keloğlan peki demiş. Sofra bezini eğmesine atmış. Ve doğru evinin yolunu tutmuş. Yaşlı anasının yanına varınca çıkartmış allı pullu sofra bezini. Ve açıl sofram açıl demiş. İşte anda bir sofra açıldı. Hiç sormayın üzerinde neler vardı neler. Kat kat börekler, lezzetli baklavalar. Oturmuş ana, karınları doyana, göbekleri şişene denk afiyetle yemişler. O günden sonra hiç çalışmaz o. Bütün gün gelip yan yatarmış. Akşam olunca sofrasını açarmış. Komşu komşuyu davet edermiş. Hem kendi yermiş, hem köylüye yedirilmiş. Keloğlan sofrasının önü çevre köylerde anlatırı olmuş. Bunu duyan hırsızlar da bir gece Keloğlan yatağında mışıl mışıl uyurken sofrayı çalıvermişler. Keloğlan uyandığında sofrasını göremeyince de doğru solu kuyunun başında almış. Ah kuyu, vah kuyu. Ya kırık leblebimi isterim geri, ya da buraya yeni bir sofra ver hadi diyerek sızlanınca kuyunun cini yeniden belirivermiş. Keloğlan, Keleşoğlan,
Leblebin de sofranda geri gelmeyecek. Ama bu baston işini görecek. Ne zaman kıtır bastonum kıtır dersen kazancın yolunu gösterecek. Keloğlan çok sevinmiş. Almış bastonu doğru anasının yanına gidip anası Keloğlan'ı kapıda karşıladı. Bak anam, garibana, şimdi ben yatıp uyuyacağım. Sonra uyanacağım. Bu tılsımlı bastonla çok zengin olacağım. Sabah olmuş, Keloğlan uyanmış, bir kel başını kaşımış. Cin'in söylediği şey aklına gelmiş, bastonunu eline almış, kudur bastonum kudur demiş. Keloğlan onun kendisinin zengin edeceğini sanmış ama baston bir anda Keloğlan'ı dövmeye başlamış. Keloğlan bu duruma çok şaşırmış. Uzaktan bunu Keloğlan'ın anası görmüş. Ah oğul, vah oğul. Hiç çalışmadan emeksiz kazanılır mı? Alın terinin yerini hiç başka bir şey tutar mı demiş. Zavallı Keloğlan anlamış hatasını. Almış bastonunu eline, takmış elbisini ucuna. Bundan sonra ne kırık leblebisinden ne de sofradan hiç söz etmemiş. Alnının teriyle çalışıp evinin yolunu tutmuş.